Ben eskiden AK Partiliydim ve AK Parti'ye hizmet etmiş biriydim hatta. Yani onların çalışmalarına katılmış biriydim. Yalnız ne yönetimi, ne şu anda yaptıkları hazımsızlıkları, hiçbirini hiç beğenmiyorum. Aksine çok antipatik geliyor bu davranış biçimi. Ve ilk defa hatta böyle muhafazakar bir kesim diye bir şey var, söylenti var. Ben de o kesimlerden biriydim. İlk defa ben bir sol partiye oy vereceğim. Ben güvenmiyorum. Bana göre kesinlikle Ekrem İmamoğlu önde. Ben çok hiç haber seyreden biri değildim. Oldukça fazla haber seyretmeye başladım son birkaç yıldır. Yani halkın nabzına da bakıyorum, insanların tercihlerine de bakıyorum. Ama sistem, her şey o kadar çok onların ellerinde ki. Yani ne yaparsan yap sanki, yani öyle bir umutsuzluk var içimde. Yani her şey çok güzel olacak falan diyoruz ama her şey onların elinde. Yine istediklerini yapacaklarmış gibi geliyor bana yani. Vermiyorum. Yani güvenmiş olsaydık, az önce de bir amca burada konuştu, dedi ya 3 tane oy, işte Binali Bey de açıklama yapıyor ya, biz sadece bu oya itiraz ettik. Şimdi mantıken düşünelim, biz sadece bu oya itiraz ettik. Evet, o oya itiraz etmiş olabilirler. En kaymaklı oy o oydu çünkü onlar için. Peki YSK bu kararı alırken kendisi bir mantık çerçevesinde şunu düşündü mü? Ben bu oyu iptal edersem diğer oyları da iptal etmek zorundayım. Yani onların ona itiraz etmiş olması çok bir şey değiştirmiyor. YSK eğer o oyu iptal ediyorsa bu oyun tamamının iptali olması lazımdı. Çevresinde yani ilkokul çocuğuna sorulduğunda onların sadece buna itiraz etmesini gerekçe olarak kabul edebilirim. Ama YSK'ya güvenmiyorum. Çünkü YSK onların o itirazını dikkate alırken bu oyda bir hile varsa bütün oylarda bir hile var deyip tamamını iptal etmeliydi. Valla artık eğer İmamoğlu kazanırsa AK Parti'nin itiraz edeceği bir şey kalacağını zannetmiyorum. Ama zaten kaybetmesi için de bütün altyapılar hazırlandığını düşünüyorum. Şu an son çırpınışlarını yapıyor. İşte Sayın Abdullah Öcalan diyordu. Başına sayın koyuyordu. Şu anda işte terör destekleyen biri olarak, işte siz Millet İttifakı olarak teröristleri destekliyorsunuz deyip hani nutuklarda bulunuyor Cumhurbaşkanımız. Daha önce kendisi İşte Abdullah Öcalan'ı destekleyen birçok insanla, işte isimlerini bile ben bilmiyorum, kendisi daha iyi bilir, onlarla böyle konserlerine gidip el kaldırdılar, karısı hanımı ağladı falan filan. Şu anda terörist ilan etti. Eğer teröristse kendisi de o insanlarla bir birliktelik yaptı. Onu kullanıyor, işte valiye basitleşme demesindeki bası alıp itleşme gibi bir tabir kullandığını söyleyerek, gelse bile diyor zamanında ben nasıl görevden alınmıştım diyor. Bir konuşma yaptı dün. İmamoğlu da görevden alınacak diyor. Yani adam gelse de gelmese de bu adamı yani şey yapacaklar, harcayacaklar diye düşünüyorum. Valla İstanbul seçmenine mesajım, herkes zaten oyunu kullanma konusunda çok tedbirli, öyle görüyorum. Onda bir sıkıntı yok ama önemli olan bence doğruyu görebilmek bu saatten sonra. Ya sonuçta kaybedecek bir şey yok ya. Yani biz 5 senede kimse evimizi trilyoner bizi yapmadı. Kimse bizi açlıktan sersefil de bırakmadı. Bir 5 sene de İmamoğlu denesin diyorum. Seçimlerini bu yönde kullanmalarını tavsiye ediyorum. Yani bir 5 sene de ona şans verelim bakalım. Bu adamlar bu kadar niye tutuştular? Korkulacak bir şey mi var? Varsa ortaya çıksın. Yoksa da ya bir 5 senede bu, hani herkes her seçimin başına gelen yiyormuş ya. Ya bir 5 senede başkası yesin. Bunlar sağlam temiz yediler nasılsa. Bir 5 senede başkası yesin bakalım. Nasılsa bizim cebimize giren çıkan bir şey yok.